soğuk ve titretici bir Ankara akşamından herkese selamlar, saygılar. Los Angeles motovlog takipçileri. Nasılsınız arkadaşlar? Arkadaşlar bu ara YouTube'da motovloglar arasında bir şeyler oluyor. Bu gölge atlı bir kişi, ben dahil, benim de hesabıma girmiş. Bizim videolardan editleyip kendi sesiyle işte öleceksiniz, siz zavallısınız falan, pişman öyle yazıp çizmiş durmuş. Yani ben bunu tespit ettim. Benle beraber şu an 9-10 tane motovlogger var ve bu yayılarak gidiyor yani. Ve ne hikmetse biz hesabımıza giriyoruz ama o kişinin, yani gölgenin paylaştığı videoları silemiyoruz arkadaşlar. Yani araştırıyoruz. İllaki bunun hesabını verecek bu şahıs yakalanacak. Buna emin olun. 2 gündür bu şerefle uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani insanla ne şek bırakıyor, ne zek bırakıyor. İnsanların emeğiyle, bilmem neyle. Neden motovloglar kardeşim? Sen kimsin? Amacın ne? Derdin ne? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ama bunun kokusu yakında çıkacak arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Bu dediğim 8-10 kişi, yani bu başına gelen motovloglarla görüşme içerisindeyiz. Biz bunu bırakacağız arkadaşlar. Bu kimse, yani amacı derdi neyse artık, biz bu adiyi bırakacağız. Yani buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalın. Yani onu da buradan sizlere işfa edeceğim. Sinirlendim abi. Gazlamak istiyorum. Bunun cezasını çekeceksin kardeş. Biz Ankara nevesiyiz. Bizden kaçış yok. Bizden kaçış yok kardeş. Yani sen şu gözlere baktın mı la hiç? Çöpçü kardeş. Yani düşünüyorum. Bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Düşünüyorum, bir şey bulamıyorum. Neden böyle bir şey yapar? Yani derdi ne, amacı ne? Yok, motovloglar sana ne gibi bir zarar verdi? Neden motovlog? Motovloggerler, neden? Yani ne alıp veremediğim var onlardan? Yani ortalıkta o kadar çok vlogcu varken, ya gerçi kimseye zarar verme kardeşim, sen kimsin? Yani illa ki yakalandığında da tahmin ediyorum ki şaka yapmıştım abi. Şakayı göreceksin elbet. İlla ki foyan ortaya çıkacak. Sen kimsin? İlk önce bu olay motorcu öğretmenle başladı. Ondan sonra işte Bursa Motovlog, Kolaçan, Motor Ilacı, Muslu Motor, ondan sonra Durak, Motodoruk, birkaç arkadaşımız daha var arkadaşlar. Yani bu işin arkasını, sonunu bırakmayacağız. Bu işi çözeceğiz. Bu burada kalmayacak. Elbet bunun hesabını vereceksin gölge. Bunun hesabını vereceksin. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Gölge. Zavallı motovloggerler. Ölecekmişiz. Elbette öleceğiz kardeş. Ölümden korkumuz yok. Elbette öleceğiz. Ama bunu sen belirleyemezsin. Veya sen bilemezsin. Bunu bir tek Allah bilir. Allah bilir. İlla ki öleceğiz yani, ömür devamlı dünyada kalacak değiliz.
Yani bunun sıkıntısını da göreceksin, çekeceksin. Kardeş C1'çi ne yapıyorsun lan sen? Çok sakat manevralar yapıyorsun ha. Bana. Yani gölge, sen her kimsen, bu burada olmayacak kardeş. O kadar insanın emeği var. Ulan daha sayfaya açalı 2 ay olmadı ha. Hevesinizi kursağınıza bırakın, şerefsiz. Çok gazladık. Benzin ışığımız yanıyor. Bir benzin alalım şuradan. Sonra yolumuza devam edelim. Arkadaşlar. Korkmuyorum ben senden. Elinden geleni ardına koyma. Elinden geleni ardına koyma kardeş. Ya özelden gelen mesajın haddi hesabı yok arkadaşlar. Yani herkes diyor abi ne oluyor? Bu videonun nesi? Yani dün gece 12 sıralarında paylaşmış arkadaşlar benim hesabımdan. Ben o saatlerde tabii uyuyordum. Sonra yarın öğrendim. Ertesi gün öğrendim. Kolaçan'dan paylaşılmış. Ondan sonra birkaç motoblokta daha paylaşılmış. Sonra biz bunu öğrendik. Yani toplamında işte dediğim gibi biraz önce bahsetmiştim 810 motoblok. Yani ama bu şahıs bulunacak arkadaşlar. Bizim hesabımıza giriyoruz, ondan bir sıkıntı yok. Ama tek sıkıntımız onun paylaştığı videoları silemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Onu da çözeceğiz inşallah arkadaşlar. Ama önce şu şahsı, şu adi şerefsizi yakalamamız lazım. Yakalandığı zaman benim sadece bir iki çift sorum olacak. Neden motovloggerlar? Sebep. Yani diğer adıyla derdin ne kardeş? He? Hasta mısın? Ruh hastası. Ne istiyorsun bu adamlardan? Yok ölecekmişiz de. Zavallı motovloggerlarmış da. La kardeş. Biz ekmeğimizi motor üstünden kazanıyoruz. Yani bir nevi taştan çıkartıyoruz. Kelle koltukta geziyoruz. Yani hayatımız pamuk ipliğine bağlı. Bir diğer adıyla ecel tadında yaşam bizimkisi. Senden mi korkacağız? Lavuk. Elbet yakalanacaksın. Bu burada kalmayacak yani. Bir yerde açık vereceksin. Bunun hesabını soracaksın. Bunun hesabını soracağız senden. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. Bu ve bunun gibi artık insanlar mı desem, hayvanlar desem hayvanlara hakaret olur. Bunun gibi zavallılar yakalanacak arkadaşlar. Bu her kimse, bütün motovloggerlar huzursuz oldu şu an. Yani takip ettiğim motovloggerlarda da görüyorum ben bunu, bu videoları. Gerçekten büyük bir oyun oynanıyor ama bulacağız bunu. Çözeceğiz arkadaşlar. Çözeceğiz. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Yap işte akşam akşam 90 yaftayı ya. Tamam 95 ha tamam. Ya 5 lira işte, tamam işte ya. Beşte de haçlımız kalsın işte. Teşekkür ederim. Hadi abi eyvallah. Hadi sağ ol hadi.
Abi nasip kısmet işi. Aynen öyle. Hadi abi hayırlı işler. Eyvallah abi. Tuna bir sürpriz yapalım ama bunu nereye koyacağız şimdi? Bir de bu var. Anam arkadaş. Şöyle gidelim ha. Böyle gider mi la? Arkamıza mı koysak ki? Şöyle gidelim anasını satayım. Kolay gelsin abi. Şubat sevgililer günü arkadaş, bir de başımıza sevgililer günü çıkardılar ya. Vallahi billahi ya. Anam. Görüşümü kapattı. Kardeş! Sarılla bana ayı. Bak şu tarafa bari geç de kamera gözüksün. Ha. Hop. Gazını alalım abi, aynen. Aynen gazını alalım. Sonra eve gidince baka yapmazsın. İşemezsin. Kardeş bana 95 papele patladı sen, biliyor musun? He? Önümü göremiyorum lan, dur. 95 papele patladın. Lanet olası cahil.